Hayatımız boyunca hata yapmadan yaşamaya çalışırız. Ancak bu çok da mümkün değildir. Trafikte bir hata yaparsınız, bu hayatınıza mal olabilir. Kötü değil mi? Ama hayatta ölümden beter şey de var. Kaybetmek. Kimisi için umutları kaybetmek, kimisi için sevdiklerini kaybetmek, kimisi için parasını kaybetmek. Kimisi için belki de en önemlisi özgürlüğünü kaybetmek. Ben uğrunda can verebileceğim her şeyi kaybettim. Ne düşünüyorsun kara kara? Binin yarısı 425. Bu adam var ya en eski arkadaşım. Adı Ayan. Namı değer Baretta. Dostluğumuz çocukken Dolapdere'de jant kapakları çalarken başladı. Bir yerlerde yollarımız ayrıldı. Ben iyi bir yatırımcı oldum. O soygun işlerini büyüttü. O nasıl matematik ya? Binin yarısı etse 500 eder. Hadi bilemedin 510. Seninki matematik değil, Yahudi pazarlığı köstebek. Ya bir git işine be. Bu Tayfun, adliyede çalışırdı bir zamanlar. Para karşılığı basın evrak sızdırmaktan hesabını kestiler. O günden beri lakabı köstebek kaldı. Boş ver be köstebek, senin en güzel halin karışık halin zaten. Serdar, iş yerinde yıllarca birlikte çalıştık. Çok iyi bir banker ve borsacıdır. Adamın hayatı bilanço çıkarmaktan ibaret olunca lakabı da bilanço kaldı. Şu karşı tarafta oturan yaşlı adam var ya köşedeki, adı Cengiz'dir. Aa, biz ona kısaca beton diyoruz. Oh, bir dakika ya. Aslında bu 425 meselesini ben hiç anlamadım. Bir anlatın da öğrenelim ya. Bu da Furkan. Namı değer Şaryo. Şaryo alalım buraya. İçiniz rahat olsun. Kusursuz plan. Sen kimsin oğlum? Ben bizzat Şaryo'yum. Oğlum senden takoz olmaz lan. Tek hayali bir gün ünlü bir yönetmen olmak. Aslında ünlü oldu sayılır ama yönetmenlik lan, yaparak değil. Kim ulan bu? Kim soktu lan bunu sete? Ulan azından bir iki plan çalışsak. Lan oğlum. 4 tane 125 kaç yapar şapşik? 500 yapar. Bilemedin 550. Temiz. Ulan bir daha sizinle konuşurken beynimi kullanmayacağım. Sırf eşitlik sağlansın diye. Ve bendeniz de Kablo Necdet Efendi. Kadro bu. Aslında bir kişi daha var ama onu bizimle aynı hücreye koymadılar. Ama önce insan banka soyma noktasına nasıl gelir? Oradan başlayalım. Alo. Neredesin abi? Ha şimdi geldim. Tamam çabuk ol abi. Tamam. Tamam okey. Anlat. Birileri müşterilerimizin dijital cüzdanlarını kopyalıyor. Ne zamandan beri? Yaklaşık 80 dakikadır. Neco, ağdan çıkarıldı mı sistemleri? Olmaz. O zaman kimse işlem yapamaz. Sen güvenlik duvarını kontrol et. Bu adamlar güvenliğimizi nasıl açtı bilmek istiyorum. Hemen hallediyorum. Blockchain üzerinden topluyorlar cüzdan anahtarlarını. Başkalarına saldırı var mı? Sadece bizim müşterilerin anahtarlarını mı topluyorlar? Sadece bizim. Küçük cüzdanları hedefliyorlar. Şu ana kadar 11 bin bitcoin toplamışlar. Neco, bu 113 milyon dolar demek. Bu kadar parayı yakalanmadan bozdurmaları mümkün değil. Bitcoin'leri monero'ya çevirirlerse mümkün. Bu bizim şirketin sonu olur. Yani. Bana bir panel açın, yeni şifreler gireceğim. Hazır. Hazır.
Güvenlik duvarını kapat, girmeye çalışanları oyala. Neco, şifreleri değiştirmene yardım edeyim mi? Şirket kurallarını biliyorsun bilançom, değil mi? Sen bilirsin abi, sordum. Soru sorma abi. Tamam. Benim bir köpekten en büyük beklentim hav. Havu bekle. Kediden miyav bekle. Kuşlardan cik cik beklerim. Tamam, sen elinden ne geliyorsa ortaya koy. Ama bu şekilde direniyorsan bu bir doğru direniş değil ya. Yani. Bu olmaz. Karantusta. Kıyma et falan atma babacığım. Biraz ciğer koy be. Biraz da sarımsak soğan yapsana yanına. Şans pilavı güzel yapmışlar ha. Pilav güzel de çok biber atmışlar içine. Bu ne ya? Tabii abi, ben de sevmiyorum ya. Bulgurun içinde biber falan biraz garip duruyor. Acı biraz ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yaşıyoruz işte. Zaman çok çabuk geçiyoruz. İyi de dostluk başka bir şey abi. Biz dost değiliz. Düşman hiç değiliz. Aynı kaderi paylaşan yabancılarız biz. Bak, güzel laf, gördün mü? Yok ya, ben bu dünyaya eşek geldim, eşek gideceğim. Bunu bilir, bunu söylerim abi. Sen eşek olursan, semer vuran da çok olacak. Öyle. Estağfurullah. Yani ya çalışıyorsun, didiniyorsun binlerce gün ya. Binlerce gün, ben 365 günden hesap et abi. Geliyorsun sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ben ne anladım bu hayattan ya? Yani sistem sana şunu diyor. Sen çalacaksın, onlar cezayı istediklerine kesecekler. Mantık bu yani. Geliyor Neco, geliyor. Arkadaşlar Neco geliyor. Bak bak bak, geliyor. Araç şirket malı olduğundan dolayı anahtarınızı almak durumundayım. Üzgünüm. Buyur birader, al. Şirket güvenliği anlatıyor ya. Sorumluluk buna değil mi de? Bitti. Neco, şirket bilgilerin hesapların güvenliği sende değil miydi? Ne diyorsun sen ya? Neco ya, Neco! Doğru söylüyor. Bitirdin bizi kablo. Ne diyorsun oğlum? Ne demek ne? Görmüyor musun? Kocaman asmışlar oraya. Ya ben ne yapacağım şimdi? Nerede iş bulacağım bu yaşımda ya? Allah'ından bu ne mi? Ne olduysa bunun yüzünden oldu zaten. Aynen, işsiz kalacağım. Neco, yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bilge. Sus be. Bir adam sandım ben de seni. Ne oluyor? Neredesin abi sen? Niye telefonlarını açmıyorsun? Dün gece kafam yedi ya. Belki gelir dedim, ofiste şarja koyalım. Şarjı bitti telefonda. Ne oluyor? Ne olacak amına koyayım? Şirket iflas etmiş. Ne diyorsun ya? Oku. Aa. Ne bok yiyeceğiz abi? Dur be abi, bu işte bir yanık kokusu var. Bir dakika. Benim yaptığım önlemlerle bu işin olması olanaksız birader. Ya he. Bir şeyleri atlamışsın işte Neco. Neyi atlamışım ya? Ne bakacağım ben abi? Ha? Evin kredisi, okulun aidatları. Ne yapacağım ben? Ha? Oğlum bir dur, ne yapıyorsun? Bir sakin ol ya. Bekçi nerede? Bekçi mi nerede? Abi git Allah'ını seversen ya. Şşş. İpliğe bak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya bırak!